أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli arkadaşlar, bu dersimizde tarihi akışa göre Asr-ı Saadet'teki durumu 2-3 derste savaşları işlemeye çalıştık. Bedir Savaşı'na geldik, durduk. Çünkü Bedir'in sırası da geldi. Yani harplerin seyir sırasına göre Bedir daha sonra. Ama biz Bedir'e bir mukaddime yaptık, öyle bıraktık. Aslında tarihimizin seyri bu birkaç savaştan sonra. Arada kıblenin değişmesi var. Ramazan orucu var. Aşura orucu var. Ve Ebu Derda gibi bir insanın İslam'a girişi var. Ondan sonra da Bedir geliyor ki Bedir'de belki birkaç haftalık bir konu. Böyle bütün detaylarıyla açmak istiyoruz. Evet. Şimdi kıble olayı. Ne demek kıble? Aslında herhangi bir tarafa yönelme. Yani istilah anlamı bu. Buna deniyor ama namaz kılınacak zaman yönelilen yere kıble diyoruz. Yani cihet, yön, yönden. Tabii İslam'da ilk kıble, İslam dininde ilk kıble. Şimdi bu İslam dininde ilk kıble derken aslında Allah indinde dinler yok, din var. Şimdi bizim ağzımıza alışmış ya, semavi dinler, işte Yahudi dini, Hristiyanlık dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, yok böyle bir şey. Allah indinde bir din var, o da İslam. İnne dine indallahil İslam. Yani bunu da bazı Müslüman kardeşlerimiz şöyle anlıyorlar. Diyorlar ki yani Allah İslam dinini tanıyor. Yahudiliği, Hristiyanlık, Yahudi Hristiyanlık dini yok. Allah indinde bir din var, o da İslam. Adem Aleyhisselam'la başlamış. Bütün peygamberler de seyrini devam ettirmiş. Her peygamberin kendine göre bir ayrı şeriatı var. Ama ana sütün aynı, İslam. Yani birinde iç yağı yenmemiş, öbüründe yenmiş, birinde bu haram, öbüründe o haramlığı kalkmış, nikah hususunda olsun, yani ibadet hususunda olsun. Ama Allah birdir hepsinde. La ilahe illallah. Düsturu esastır. O günün peygamberi, Resulü kimse o haktır. Getirdiği A'dan Z'ye haktır. Mesela bir peygambere kadar efendim bu yiyecekler yenmiyordu. Kurban kesildiği zaman götürürler bir yere, korlardı. Gökten bir ateş iner, ada kurbanını yaktı mı o kabul olmuş demektir. Yani götürürler açık sahrada bir eve korlar, üstü açık, böyle yıldırım, şimşek ona vurur. O dönemlerde işte bu kabul olmuş, vurmadı mı kabul olmamış. Böyle şeyler vardı ama bizde gizlilik esas. Bakın bizdeki şeriat değişik. Mesela bir dönem bir adam iki bacıyı üst üste alabilirdi. Ve daha fazlasını alabilirdi. Bir eve yani iç damat, iç güveye girdi mi kaç tane bacıyı alabiliyordu. Ama İslam'dan önce İsa Aleyhisselam döneminde o yasaklandı. Bizde de tam yasaklandı. Yani hoş görülmedi o. Ama daha evvel evlenen peygamberler bile var. Mesela yeğenini alabilirdi bir adam. Yeğenini alabilirdi. Yahya Aleyhisselam onu yasakladı diye kendisini kestiler. Çünkü miras aşiretin içinden kayıyordu. Yahya Aleyhisselam'a cephe aldılar. Onun kesilmesine sebep oldu. Onun için yani din İslam'dır. Adem Aleyhisselam'la başladı. Hazreti Muhammed'de kemale erdi. Yani yoksa Allah bir 200 sene Hristiyanlığı destekledi, 300 sene Yahudiliği destekledi, mevcutunda ya, öyle bir şey yok. O zaman haşa Allah'a derler ki Allah dönek. Bunlara bu, bunlara bu, bunlara bu. Hayır, Allah diyor ki inne dine indallahil İslam. Yani Adem'le başladı, benim yanımda din İslam'dır. Yoksa bu peygambere bu, bu ümmete bu, yok böyle bir şey. Ama onlar saptılar. Onlar sapıttılar işi. Mesela delalete düştüler. Böyle dalin amin. Kimdir? Hristiyanları söylüyoruz. Onlar çünkü dalalete düştüler. Kendi kendilerine İncil yazdılar. Kendi kendilerine ahkam indirdiler. Yahudiler hakeza. Onlar çok şeyler yaptılar. Yahuda adında bir peygamberin izinden gittiklerini söylediler.
Ama öyle bir şey yok. Kendi hevalarını ilah ettiler. Onun için Allah indinde din İslam'dır. Bütün insanlar kardeştir Adem Aleyhisselam'ın çocuğu, ama inançta ya dalalettedir, ya hak safındadır, ya küfürdedir, şirktedir. Evet, İslam'da ilk kıble. Şimdi İslam derken ne anladık? Adem Aleyhisselam devrinden gelen İslam. İlk kıble, Hazreti İbrahim'in yapmış olduğu kıble Kabe'ydi. Kur'an'da da böyle geçer. Yani insanlar için evvela Kabe kıble itikaz edilmişti. Adem Aleyhisselam ilk insan yeryüzünde o tarafa namaz kıldı, Kabe'ye kıldı. Hatta Kabe'yi kendisi yaptığı söylenir. Ya da rivayetlerde biraz kuvvetlidir. İlk Kabe'yi insan eliyle Adem Aleyhisselam yaptı. Nuh tufanında yıkıldı, eser kalmadı, sadece temeli kaldı. İbrahim Aleyhisselam onu devam ettirdi. O temelin üzerinde yükseltti Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Daha öncesinde meleklerin yaptığı bile söylenir Beytullah'a. Evet, demek ki ilk kıble Kabe. Peki şimdi Mescid-i Aksa falan, onu da açıklayalım. Tabi Kabe Hazreti İbrahim kıblesi olduğu gibi Arapların babası olan Hazreti İsmail'in de kıblesiydi. İsmail Aleyhisselam hanımı Arap'ta Cürhüm kabilesinden, kendisi de Hacer annemizin oğlu olması hesabıyla o direktman dört tarafına döner namaz kılardı. Yani o elips şeklinde hatırlarsanız. Tabi Kabe insanlar ve herkes için mübarek ve hidayet olmak üzere yeryüzünde kurulmuş ilk mabet, ilk ev. Yani Mekke-i Mükerreme'de ilk kurulan Kabe, ilk ev. Yani derler ya işte bu ev bu şehir için yapıldı. Bu şehir hoş. Ama öyle bir şey ki şehir o ev için yapıldı. Yani Mekke'de kim var? Ne ziraat var, ne su var, ne sumat var, ne uçan kuş var, ne göçen hayvanı var. Ama bunu Hazreti İbrahim duasında dile getiriyor. Yani ya Rabbi sen çoluk çocuğun burası ziraatın olmadı, kuşun olmadı, geçmedi, kervanın göçmediği yere baktıysan ben hepsini sana emanet ettim, tevekkül ettim. Yani İbrahim Aleyhisselam Halilullah'tır, teslim olmuş. Tabi insanların ilk kıblesi neresi? Kâbetullah. Hatta şimdi diyoruz ya, bir demir buluyorlar, efendim 2000 sene evvel, bir Çin Seddi buluyorlar, kaç bin sene evvel, bir İskenderiye Deniz Feneri buluyorlar, bilmem ne kadar evvel. Bunlar neymiş? Harika-i Seb'a, yedi harika, yeryüzünün yedi harikası. Nedir? En kralına bakın, Çin Seddi, Moğol istilasından korkmuşlar. Tatarların istilasından korkup kendileri yapmışlar. Daha taşları, harcını sor, aradan kaç asır geçmiş. Ama ya Kabe'den sor, en az 6-7 bin sene geçmiş. O orada. Kabetullah. Evet. Onun yeryüzünün en büyük harikası olması lazım. Ama tabii o oylamada Müslümanlar yok. Müslümanların kafasında o yok. O oylamaya gidenlerin. Onlar da onların dediğine oy veriyorlar. İşte bunlar yeryüzünün 7 tane harikası. Evet, şimdi ilk olarak ne dedik? Adem Aleyhisselam yapmıştı. O sahih. Meleklerin yaptığı da kısmen sahih. Sonradan bu mabedin yeri, o Nuh tufanından sonra İbrahim Aleyhisselam birkaç kez Mekke'ye gidiş gelişinden sonra oğlunun artık eli iş tuttu. Taş kaldırabildi, çamur karabildi, karıştırabildi. O zaman Allah tarafından yeri gösterilmiş. Yani Kabe'nin yeri gösterilmiş. O da oğlu Hazreti İsmail ile birlikte onun temellerini yükseltmişlerdi. Bakın temel kazmamış. Temellerini yükseltmiş. Kazmışlar. İşte Cebrail Aleyhisselam ayağını vurmuş. Şuradan şuraya, şuradan şuraya. Yani Kabetullah'ın yeri. Hazreti İsmail çoğunu kazmıştır. Onun için de İsmail Aleyhisselam'ın temelleri üzerine kuruldu. Ve ondan sonra baba oğul o temeller üstüne, yani mühendis Cebrail Aleyhisselam, usta İbrahim Aleyhisselam, kalfa İsmail Aleyhisselam ve onların ellerine altında çalışan işçi onların yaşayan Hazreti Hacer validemiz. Evet. Ve o temeller üstüne yükseltti. Kabe'nin tavaf edenler, ibadet etmek üzere gelip orada kalanlar, rükû ve sücud edenler için temiz tutulması, kendilerine Allah tarafından emredildi. Yani buranın temiz tutulması, çünkü gelenler burada rükû edecek, secde edecek. Ama Peygamberimizin gününde bir şeyi hatırlatayım. Efendimiz devesinin üzerine tavaf etmiştir. Birçok insanlar devesinin üstünde tavaf etmiştir.
Mesela Hacer Esved'e inip öpmüştür Efendimiz. Ama bazen de tavaf yaparken sadece elindeki değneği Hacer Esved'e vurup elini kaldırmıştır. İstilam etmiştir. Yani o dönemde Kabe'nin etrafında evler var. Sadece bir tavaf edecek yer boşluk bırakmış. Yani meta falanı. Hazreti Musa Kudüs'te Sahra yanında namaz kılacağı zaman. Yani şimdi ekser resimlerde var ya sarı kubbeli bir mescid. Onu Mescid-i Aksa zannediyorum. Mescid-i Aksa değil. Mescid-i Aksa'nın öyle kubbesi yok. Sadece normal bizim bu camiler gibi ayaklı mayaklı bir kubbe üzerinde Mescid-i Aksa. Ama o resim Kubbetü Sahra. Yani Sahra Mescidi, Sahra Kubbesi. İlk olarak Musa Aleyhisselam orada namaz kılmış ama Musa Aleyhisselam namaza durarken Kabe'ye dönmüş. Kabe'ye dönmüş ve orada namaz kılmış. Hem o Mescid-i Aksa hizaya gelmiş hem de Beytullah. İsa Aleyhisselam aynı şekilde. Mesela Salih Aleyhisselam, Salih Peygamber bugün yeri Medain Salih denen yerdedir. Suudi Arabistan'da. Türkiye'ye gelirken Khayber'i geçtiniz mi? Khayber'le Teyme arasında bir yerdir. Ama biraz içeridedir. El-Ula tarafında. Oraya git. Eski ismi Vadil Kura. O bölge. Dedim ya Resulullah gitti savaşa oraya. Orada kocaman dağlar var. وَسَمُودَ الَّذ۪ينَ جَابُ السَّخْرَ بِالْوَعَدِ. Yani onların o kayaları oyup bina yaptığı, yani o kadar uzun boylu imat diyor yani sütun gibi onların yaptığı yer. İşte Salih Aleyhisselam oradaydı. Yani o Salih Aleyhisselam olayı orada oldu. Devesini kestiler o Semutlar ve Allah onlara öyle bir gazap verdi ki 7 gün 8 gece korkunç bir soğuk, olağanüstü soğuk. Halen o devam eder o soğuk. Bakın. Şimdi nereden nereye geliyoruz? Berdel acuz dediğimiz soğuk işte. 7 gün 8 gece. Devam eder. Onların böyle içini oymuştur. Yani rüzgar, sert rüzgar, alev gibi rüzgar ve bir de o soğuklar gece perişan etmiştir. Yani izleri bile kalmamıştır. Ama o mağaralar, o kayaları böyle kesip içini oymuşlar. 50 metre, 100 metre derinliğinde kayanın içi buz gibi. Daha yeni yeni orayı turizme açmış Suudi Arabistan. Eskiden kaçak falan giderdik biz. Kaybolmuş süverdik. Ama şimdi turizme açtı orayı. Medain Salih. El-Ula dediği yer. Tabii bu Salih Aleyhisselam bile diğer peygamberler yani ekseriyetle Kabe'yi kıble etmişlerdir. Ama onların ümmeti çevirmiştir. Sonradan Allah da Mescid-i Aksa'yı onlara dönmesine müsaade etmiş ama herhangi bir ayet delil yok. Yani ilk kıble Kabe kesin. Sonra da Mescid-i Aksa olmuş ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde o da Mescid-i Aksa'yı kucağında bulmuş. Çünkü ikinci bir emir yok o geleneğe göre ama kendisi namaz kılarken Efendimiz şeye doğru gider durur. Yani bugünkü o altın oluk var ya, altın oluğun biraz da öbür tarafında durur. Durduğu zaman hem Kabe hem Mescid-i Aksa. Yani herhangi bir emir olmak için. Medine'ye geldiğinde ama hep böyle gözü havada bir emir beklerdi. İçinden de o geçiyor. Tabii Hazreti Ebu Zer Gıfari diyor ki ya Resulallah yeryüzünde ilk kurulan mescid hangisi? Mescid olarak Efendimiz diyor Mescid-i Haram'dır. Ebu Zer ondan sonra hangisidir diyor. Efendimiz diyor ki Mescid-i Aksa'dır. Yani Mescid-i Haram Mescid-i Aksa'dan kıdemlidir. Evet. Ve tabi Mekke'de bulunduğu sırada dediğim gibi oraya dönerdi. İşte Medine'ye geldikten sonra Ensar'ın namazlarını hemen hemen 2 yıla yakın Beytül Makdis'e yönelerek kıldırdıkları rivayetler. Hatta mescidi yaparken Efendimiz ikinci bir emir olmadığı için geçmiş dinlerden gelen yani o dini inançlarına gelen Mescid-i Aksa'ya doğru kıldı. 2 seneye yakın yani 22 ay denilir, 20 ay denilir. O birinci yılın içerisinde ikinci yıla geçerken tabi oraya doğru kılarlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz Beytullah'ı çok severdi.
Mekke'yi kendi memleketi çok sever ve içinden de hep Kabe olmasını isterdi. Kıblenin Kabe olmasını. Tabii emir olmadığı için peygamber kendi kendine yapamaz. Tabii kıblenin Beytül Makdis'ten Kabe'ye çevrilişi de Efendimiz'in Medine'ye hicretinin 18. ayı. Yani genel kanaat budur. 22 ay diyen var, 18 diyen var falan, daha aşağısın diyen var. Fakat ortalama alimlerin, tarihçilerin baktığı şey bu 18. ay olduğu söylenir. Şaban ayıdır. Ve tabii hicretin 2. yılında Şaban ayı yarlandığı sırada, yani Şaban'ın 15'inde falan vuku bulmuş bu iş. Bunun 17. ayın başlarında, Recep ayın ortalarında vuku buldular, rivayet edilir. Yani o rivayetler çok, ben oraya girmiyorum. Tabii Efendimiz içinden hep diyor, böyle ben bir şey yapayım, Kabe olmuyor. Çok tepki var, korkunç bir baskı var. Hani şimdi ne diyor, mahalle baskısı, Yahudi baskısı. Medine'deki Yahudilerin baskısı, etrafın baskısı Efendimiz'i öyle bir şey yapmaktan men ediyordu. Tabii birdenbire bu emir geldi biliyorsunuz. Kıbleteyn Mescidi'nin orada namaz kılarken Selim oğulları semtinde orada Efendimiz bir namaz kılarken ayet orada geldi. Ama şeyler kendisi çevirmek istiyordu. İçinden geliyordu. Yani bir şey yapsak da keşke Kabe olsa falan, ama düşünüyordu işte o Beni Kureyze alimleri vardı çok beterim, yani muhalefet, her şeye ters, beyaza siyah, siyaha beyaz diyen çok sert şeyler vardı, bunların etkisi çoktu. Efendimiz bunlardan çekiniyordu ve öyle olmasını da çok istiyor, yani kıblenin Kabe olmasını çok istiyor. Bekliyordu yani, bu hususta Cebrail bir emir getirecek, Cebrail bir şey söyleyecek ki peygamber sırtını dayasın. Ve tabii bir gün Cebrail aleyhisselam geldi, ona dedi ki ya Cibril, Allah'ın yüzümü Yahudilerin kıblesinden Kabe'ye çevirmesini arzu ediyorum. Yani Cebrail aleyhisselamla dertleşirken, yani Allah'tan böyle bir şey umut ediyorum. Kıblemiz yani Kabe olsun, Mescid-i Aksa'dan. Bu Yahudiler o yana dönüyor, ben oraya dönmek istemiyorum. Evet. Yani şimdi Yahudilerin ağlama duvarındaki o şeyleri, o kıbleleri olduğu için. O bir de bir ceza yediler. Sina çölünde 40 sene dolaştırıldılar. Oradan kurtuldular, oraya geldiler. O ağlama duvar işte. O halkları yediler ya. Mesela denizden çıktılar. Allah denizi yardı. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na çıktı. Emir almaya geldi, baktı yine İsrailoğulları bir altından buzağı yapmışlar. Yani dana. Ona tapıyorlar. Yani daha ayakları kurumadan bunu yaptılar. Böyle yani bir şey topluluktu. Tabii Cebrail aleyhisselam dedi ki ya Resulallah, ben de sizin gibi bir kulum. Yani sen Rabbine niyaz et, bunu ondan iste. Ben oradan almadan sana bir emir getiremem. Ve Efendimiz Beytül Makdis'e doğru namaz kılacağı zaman başını göğe doğru kaldırır. İşte bir gün bu Kabe kıble olacak umuduyla. Tabi bunun üzerine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, biz senin yüzünü vahye intizar ve iştiyakından çok kere göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz Habibim. Artık seni herhalde hoşnut olacağın bir kıbleye döndüreceğiz. Yani o kıbleden hoşnut olmak. Haydi dedi, namazda yüzünü artık Mescid-ül Harem'e doğru çevir. Ey müminler, siz de nerede bulunursanız namazda yüzlerinizi o tarafa döndürünüz. Kendilerine kitap verilenler herhalde bilirler ki bu Rablarından gelen bir haktır. Allah onların yaptıklarından, yapacaklarından gafil değildir. Ve bu ayet iniyor ki rivayete göre Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam öğlen namazını mescidinde Müslümanlarla birlikte iki rekat kıldığı zaman Mescid-i Harem'e dönmesi emrolunmuş. Namaz içinde Müslümanlarla birlikte o tarafa dönmüştür. Bu bir rivayet. Şimdi başka bir rivayette daha geniş bir şekliyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beni Selime semtinde, bugünkü Kıbleteyn Mescidi'nin olduğu yer, Beni Selime yurdu, Selime oğulları. Kimdir bunlar? Bişir bin Ber'a'nın ailesi.
Daha bir şey hatırlatayım. Ber'a bin Ma'rur'un oğludur Bişir. Ber'a bin Ma'rur da hep Kâb olmasını isterdi. Hatırlarsanız bir dersimizde anlattık. Mekke'ye gidiyor Efendimiz'i ziyarete, işte o Akabe biatlarında. Yolda diyor ki ben bir şey yapacağım, beni kınamayın, yardım edin. Nedir? Ben istiyorum ki şu Yahudilerin yüzlerini döndüğü Aksa'ya değil de İbrahim'in yaptığı eve döneyim, Kâbe'ye dönüp namaz kılayım. Ya olmaz öyle, bir emir yok falan. Ya benim içimde öyle geldi. Yani gidersek Mekke'ye Resulullah sorur. Dersiz Ber'a bin Ma'rur yüzünü bir yan döndü, o yan dönmedi. Ve öyle namaz kıla kıla geldi. Millet bu tarafa kılıyor, kendisi o tarafa kılıyor. Ve Mekke'ye geldi, Resulullah sordu. Efendimiz dedi ki, biz bir kıble üzerindeyiz. Henüz bize bir emir verilmedi kıbleyi değiştirmeye. Sen emir verilene kadar eski yere doğru kıl. Eski yere doğru kıl. Döndü. Resulullah dedi ya, tabi döndü bu zat. Hicretten bir ay sonra, daha Resulullah şeye gelmemiş. Diğer sahabelere hicret etti. Efendimizin de gelişinden bir ay önce Medine-i Münevvere'de vefat etti. Vefat ederken de bir vasiyet etti. Dedi siz gene de benim yüzümü Kabe'ye çevirin. Yani mezarda benim yüzümü Kabetullah'a çevirin. Bu tarafa çevirmeyin. Resulullah gelirse sorun. İnşallah doğru bir şey yapmıştır. Efendimiz geldi, o yüzünü vermiş ya, namazını mezarın başında Aksa'ya doğru kıldı. Yani İlk cenaze namazı İslam'da, ilk cenaze namazı onundur. Deriz ya İslam'da kimindir ilk cenaze? Ber'a bin Ma'rur'undur. İnsanlar arasında ilk kimidir? Hazreti Adem'indir. Cenaze namazı kılması. İşte bu zat dedi benim ne olur olmaz yüzümü Kabe'ye çevirin, o şekilde defnedin. Çocuklarına falan rica etti. Efendimiz'e söylediler. Efendimiz Allah bilendir, işitendir dedi. Bir şey demedi. Ve tabi daha sonra bu zatın oğlu Bişir bin Ber'a, Efendimizin çok sevdiği genç bir sahabe. Babası sevilen bir insan, ailesi hele hele annesi. Yani Ümmü Bişir dediğimiz, o hanımefendiyi Resulullah Efendimiz sık sık müsait olduğu Medine'ye ziyaret eder. Ber'a bin Ma'rur'un eşi. İşte onu o aileyi ziyarete gidiyor. Efendimizin sıla-i rahim şesi çok genişti. Boş durmazdı. Bu aileye, bu aileye, buna, buna, buna böyle giderdi. Medine'de olduğu müddetçe. Ve tabii yine bu Ber'a bin Ma'rur'un eşi, Bişir bin Ber'a'nın da annesi. Efendimiz bunu ziyarete gitti. Şimdi Bişir bin Ber'a da büyük bir sahabe, çok hizmet etmiştir. Yani Ensar'ın ileride gelenlerindendir. Bu kabilenin de lideridir. Ber'a vefat ettikten sonra. Heyber'de bu zatı zehirlediler biliyorsunuz. Zeynep adında Yahudi bir kadın zehirli et kızarttı. Resulullah Efendimiz'e getirdi. Çünkü onun kocasını, kardeşini, babasını öldürmüşlerdi Müslümanlar. Ama babası meşhur, kardeşi meşhur, öbürü meşhur. Dedi ki ben böyle bir suikast yapayım. Yani Yahudiler bu suikasta çok elverişlidirler. Nerede böyle bir öldürme olayı var, faili meçhul falan, altından bunlar çıkar. Bunlar çok güzel bu işi yapıyorlar. Yani bizde yetkili söyledi ya, siz öldürmesini çok iyi bilirsiniz. Tarihten beri böyledirler. Yani kendileri bu işe biçilmiş kaftandırlar. Onun için ne kadar dost olursun, bağırsın bir gram zehir at. Osmanlı padişahlarından birçoğunu zehirleyenler bunlardır. Mesela Fatih Sultan'ın çok güvendiği bir doktor vardı, Doktor Yakup Bey. Aslında Doktor Jakop'tu. Yakup Bey oldu. Dirhem dirhem, dirhem dirhem Fatih Sultan'ı 2 sene içinde işini bitirdi. Yoksa Fatih Sultan İtalya'ya gidecekti. Ve İtalya'da onun haşmetinden korkuyor. Neredeyse iş bitiyordu. Ama maalesef o zehir biraz dozajını arttı. Yavuz Sultan Selim'de gene bu parmak vardır. Birçoğunda vardır. Yani Emevilerde bile vardır bunların adamları. Bu işleri çok iyi yaparlar. Yani bu işi biçilmiş kaftan, tekrar iftira atmıyorum yani, becerikli bir adamlar, bu işi güzel yaparlar kendilerine göre. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bu etten tadlı. Efendimiz tam şey edecekken et konuştu. Yani beni yeme zehirliyim ya Resulallah, vazgeçti. Bir şey genç acıkmıştı, yorulmuştu böyle ağzına, yani o etin suyu falan değdi, rengi sarardı, titredi, ruhunu teslim etti. Ve orada kendisini defnettiler. Kabri Heyber'dedir. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölüm döşeğindeyken
bu zat Ümmü Bişr bin Mer'a gelmiştir. Demiştir ki Ümmü Bişr, oğlunu şehit eden o zehir benim de vefatıma sebep olacak. Yani Efendimiz'de bile o hallar kaldı. Sık sık sırtından hacamet yaptırdı bilmem ne derdi. Zaten 7. yıl Efendimiz 10. yılda vefat etti sonunda. Yani 3 yıl Resulullah o zehrin etkisinde kaldı. Ama Bişr ağzına aldı. O deriye dokuya temas etmesiyle Resulullah'la konuşan gayret attı fakat o su onu zehirledi. Ve tabii kadını kısas yaptılar. Bişir'in ailesi öldürdü. Bir rivayette iman etti. Hadi iman ettiğine dair çok kuvvetli bir senet yok. Çünkü o olaydan sonra daha bunun adı anılmıyor. Ama mesela bazı kadınlar var. Bu kat yapmıştır. Resulullah affetmiştir. Cezasını aldı. Mesela Beni Mahzun kızı Fatıma Mekke'nin fethinde yumurta çalmıştır. Ama hırsızlığı bir mesleği. Çok da zengin bir aile kızı. Çalmak hastası. Getiriyorlar elini kesmeye. Efendimiz'e diyorlar ya işte soylu soplu bu benim mahzunların arkasında kaç bin tane bizan diyorlar. Rayı var, nüfusu var, degeneği var. Aman bunlara bir şey etmeyin. Efendimiz'e de aynı şey gidiyor. Resulullah toplayın diye halka topluyor. İşte diyor sizden evvelki kavimler fakir fukaraya cezayı tam tatbik ederdi. Ama nüfuslu kişilere cezanın en hafifini. İşte onun için tarih sahnesinden silindiler. Şimdi ben derim ki sözümü dinleyin. Değil hırsızlık yapan Beni Mahzun kızı Fatıma, Muhammed'in kızı Fatıma dahi yapsa elini keserdi. Ve kadının elini kesti. Daha sonra o kadın hadis rivayet etti. O kadın Medine'ye geldi. Hazreti Ayşe misafir oldu. Resulullah dua etti. Sanki o bir zehirli parçaymış. Şimdi Allah kessin derse bu elin sahibi Allah. Bu bedenin sahibi Allah. Allah diyor. Yani o yapan usta, yaratan Halık bu azasını kessin diyor. Diyorsa bunda bir fayda var. E şimdi yok Efendimiz içeri koyalım tamam çıktı mı bu sefer profesyonel olayım onları film milim konusu yapıyoruz. Adam onun bunun malını çalıyor. İşte orada çalıyor, masada çalıyor, başka çalıyor, çalıyor da çalıyor. Ceza tatmin edici değil. Ve bazen de 18 yaşında olurmamış diye hiçbir şey demiyor. Savcı değil git seni çağırır. Bir de onu beslemek lazım, şey etmek lazım. Yani kanun söz anlatmıyor. Kanun sadece işi oyalıyor. Evet. Şimdi tabii bu Bişir bin Ber'a'nın olayını anlattık. İşte bunlara gidiyor Efendimiz. Daha sağ bu delikanlı. Yani Heyber 7. yıldır. Daha bu nedir? 2. yıl. Tabii annesini ziyarete gitti. Sık sık onları ziyaret ederdi. Beni Selim'e yurdu. Kendisine yemek yapıldı. Yediler ve öğlen vakti geldi. Namaz kılacaklar. Oradaki mescitte ashabı ile birlikte iki rekat kıldıktan sonra bakın bu rivayet ağırlıktadır. Namaz içinde Kabe tarafına dönmesi emrolundu. Döndü. Ve arkasındaki cemaat de döndüler ki bu hicretin 17. ayının içinde oldu. 18'de var dedim ya. Ki Recep-i Şerif'in ortalarına doğru bir pazartesi günü rastlamıştı. Beni Selim'e mescidine ki iki kıbleli kıbleteyn denilir. Bazı alimler buna itiraz eder. Der ki öğleni kıldı bu tarafa, ikindiyi o tarafa kıldı. Bu bize daha mantıklı geliyor ama mantıklı olmuyor bu iş. Namazda şimdi böyle duruyorsa birden böyle döndü cemaat önünde. Herkes namaz içinde yürümüş, hareket yapmış oluyor. Diğer mezheplerde bu amel-i kesir yok. Bizde var. Yani Hanefilerde üç kere bir kaşıdı mı, işte kıpırdadı mı namazı bozulur. Fakat hacda adam namaza duruyor. Gidip orayı dolduruyor. O safı dolduruyor. Unuttuğu her şey namazda saate bakıyor. Telefonunu kapatıyor. Telefon çalıyor kapatıp bir de yerine koyuyor. Efendim imamı bile, müftüsü bile, müftüsünün arkasında kalmış o ama şeyde Binbaz Camisi'nde. Ya bir namaza durdu bu şeyini önce düzeltti. Ya ben Sübhaneke'yi falan okudum bu eşarbını düzeltti. Düzeltti, böyle bir şey etti, böyle durdu, biraz geğirdi falan. Onlarda bir şey yok. Ama bizde hoca zavallı, biraz hocam değil namaz bozulmalı. Yani amel kesir olayı bizde daha geniş, daha ciddi. Onlarınki de lavabellik demiyorum. Yani öyle iştahat yapmışlar, öyle. Onlarda da yani çok kaşıma maşıma makbul değil ama yürüyebilir. Yani camının bu başından başına yürüyebilir. Bizde yürüyebilir, üç adımı geçmez. Bir adım atar, bir adım daha atar, bir adım daha atar, safı düzeltme adına.
Ama onlar da öyle değil. Bakıyorum eli böyle burada gitti. Allah Allah kulu zat ile camın öbür tarafına gitti. Hacda, umrede görmüşsünüz yani bunları. O bizde amel kesir. Eğer o mezheplerin dediği şey, Resulullah'ın öyle yapması doğrudur. O rivayet de doğrudur. Bazıları diyor hayır. Öğleni o tarafa kıldı, ikindi o tarafa kıldı. Ona da sadak. En doğrusunu Allah bilir. Ne şekilde Allah emretmiş, Resulullah yapmışsa haktır, gerçektir, doğrudur. Biz kendi mantığımızla yargılama hakkımız yok. Ama birkaç şey konuşmakta bu şeyler fayda var. Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oraya döndü ve tabii bunu duyan herkes o tarafa münadi çağırdı. Medine'ye yetiştiler. Çünkü Kıbleteyn ile Medine arası hemen hemen 2-3-4 kilometre. Belki daha fazla. Şimdi asfaltlar açıldı diye bir şey değil. Gidiyorlar hemen Enes bin Malik falan başta haberi götürüyorlar. Kimi der işte öyle, kimi der ikindi. Neyse doğrusu Allah bilir. Ama o gün o iki vakit arasında veya o bir vaktin içinde kıble bu taraftan bu tarafa döndü. Ve Efendimiz bak bu rivayete gelir. İkindi namazını cemaatle kıldıktan sonra kendisiyle birlikte namaz kılanlardan bir zat mescitten çıkıp başka bir mescide uğradı ki onlar rükûdaydılar. Yani başka bir camide. Ben Allah için şehadet ederim ki namazı Resulullah ile birlikte Mekke'ye doğru yönelerek kıldım. Haberiniz olsun. Tabi güvenilir bir insan. Enes olduğu da söylenir bu. Hemen onlar namazın içinde iki rekatı, bir rekatı bu tarafa kılmış. Yüzlerini döndürdüler Beytullah'a. Yine Enes bin Malik'ten rivayete göre Beni Selime'den bir zat sabah namazının bir rekatını kılmış. Rüka varmış bir cemaate rastlayınca onların haberiniz olsun ki kıble Kabe'ye çevrildi. Diye seslenmiş. Onlar da oldukları yerde Kabe tarafına çevrilmişlerdir. Şimdi bunun bugünkü fıkhi kıyaslara çünkü kıble bir rükündür, namazın rükünüdür. Yani kıble bilindiği halde başka yere dönülmez. Ama bilmesen en kuvvetli zanına göre hatta namazda bir rekat bir yanda kıldın, ikinci rekat yok burada geldi bu yanda. Kimse bildiren yok. Bu yanda bir rekat kıldın, yok bu yanda. Burada kıldın, burası da. Dördüncü de bırakıldın, selam verdin. Bu namaz oldu mu? Oldu. Ama kendi kendine. Fakat sen namaz kılıyorsun, biri öteden geldi. Ey Sofu, koca, kıble yanlış sağa dön. Sen de hemen sağa dön, sen namazın bozulur. Niye bozulur? Çünkü dışarıdan komut aldın. Anlatabildim mi? Dışarıdan komut aldığın için olmaz. Şimdi bazen evde bir şey oluyor. Mesela telefon çaldı, hanım telefonu kaldırıyor. Hoca evde mi? Hacı evde mi? Arvat arsan der ki, filan seni arayayım ne diyeyim? Yani şeyse Allah'a ekber de. Yoksa bir şey deme. Onun komutuna göre Allah ekber dedim mi? Dışarıdan müdahale. Bak bunlar çok ince şeylerdir. Çok ince. Yani bayağı kapı çalındı. Allahu Ekber. Çıkarıp yani o söze icabet ediyorsun. Yani namazda sadece Allah'a yüzünü dönmüşsün. Kalbin, gönlün her tarafında Allah'a aitsin. Yani namaz bitsin, kapı çalan bir daha çalsın. Telefonu arayan bir daha arasın. Veya evde bir mesele var. Bu şeyse söyle Allahu Ekber. Sesli söyle. Sen de Allahu Ekber de namaz git. Dışarıdan müdahale olmaz. Şimdi desek kıble belede gir böyle. Ha, sen bilmiyorsan eyvallah. Ama bildiğin halde kıble bele biri müdahale ederse olmaz. Çünkü kıble namazın şartlarından birisi. Değil mi? Yani namazın 12 farzını sayarken efendim namazın içinde istikbal-i kıble bir rükündür, bir esastır yani. Oraya dönmek lazım. Kuvvetli zannıyı kullanır. Karınca yuvasına bak, güneşe bak, saatten bul, efendim pusula var, telefonda bazı şeyler var, programlar var, bir şekilde bul. Ama kuvvetli zannın hasıl olsun. Kıble burası. Biz Mekke'nin içinde yanlış namaz kıldığımızı biliriz. Hem de cemaatle. Namazı kıldık. Biri geldi diyor kıble böyle değil böyle Allah Allah. Dedim ey Mekke'de kıble işareti. Dediler ne oldu dedim oldu. Yani her taraf Allah'ın ama önce soracak kişi bulamadık.
Biz bir şey kanaat getirdik. O dağın üstüne bin rengi var. Meğerse bu tarafmış. Bir şey olmaz. İadesine gerek yok. Çünkü garibiz, bilmiyoruz. Yani yolda böyle olur, şöyle olur. Mesela bir Müslümana sorabilirsin. Ama bir münafığa, müfside, bir gayrimüslime kıbleyi soramaz. Çünkü seni aldatır, seni de gırgır geçmek için ters tarafa durdurur seni. Onun için sen kendi zannını kullan. Evet, tabii Enes bin Malik de bunu anlatıyor. Ensar Kadırlı Nevle binti Eslem radıyallahu anh der ki, biz Beni Harise mescidinde Beytül Makdis'e doğru yönelerek öğlen ve ikindi namazı kılarken ikinci secdede bize bizzat gelip Resulullah'ın kıbleyi Beytül Harem'e çevirdiğini haber verince erkekler kadınların yerine, kadınlar erkeklerin yerine geçti. Dedim ya, bakın bazı mezheplerde bu çok geniştir ve namazı o tarafa kıldık diyor. Çünkü rükün olduğu için o dönem olur. Ama başka zaman bu olmaz. Abdullah İbni Ömer'in de bildirdiği Kabe mescidini, Kuba mescidini sabah namazında bizzat gidip kıbleye dönmesi için Resulullah vahiy nazil olduğunu haber vermiş. Çünkü Kuba biraz sıkıntılı, biliyorsunuz. Tam tersi oluyordu. Ve tabi orada cemaate diyor ki kıble artık böyle oldu. Ve kıbleyi o tarafa çeviriyor Kuba'da. Ve artık tabi müminlere endişe veriyor Yahudiler, müfsitler, hainler. Kimisi diyor ki ya Muhammed bize daima muhalefet ediyor falan. Cenab-ı Hak ayetleri indiriyor Bakara suresinde. Hatta bir yerde anlatır ayetin sonunda çok keskin bir tehdit alır Allah Resulü. Çünkü şüpheye düşürüyorlar. Senin hevana göre kıble oldu, bilmem ne oldu falan. Orada Cenab-ı Hak diyor ki biz hükmümüzü icra ettik. Artık bundan böyle. Allah sana bu kadar şey söyledikten sonra sen acaba çok baskı var ya, bir daha mı bu tarafa dönseydik falan. Ya Resulullah'ın içinde öyle bir şey yok. Yani bazıları Cenab-ı Allah diyor ki bundan sonra onların hevasına tabi olur. Onların dediğini yapmak istersen sen de zalimlerden olursun. Bakın Allah Resulü'ne bunu söylüyor. Sen de hevana uyup böyle bir şey desen sen de zalimlerden olursun. Onun için bize de emir gelmiş de Kur'an'la her şey öğrenmişse işte ben bize çok baskı var. Acaba başörtüsünü örtmesek mi? Acaba yani şimdi bir genç bakıyorum camide sarık sarıyor, ne güzel. 70 kat sevap alıyor. Ya nedir vallahi? Bir sarığı sarmak, memnun etmek. Ya niye hevana aşıyorsun? Resulullah sarmış mı? Çocuk da onu takip ediyor. Ben valla gördüm, melekler aklıma geliyor. Biz takmıyoruz diye herkes takmasın bir kaidesi var mı? Yanlıştır. Yani Allah ne buyurmuşsa haktır ve gerçektir. Ona tabi olmamız lazım. Tabi o tarihten sonra hicretin 17, 18 veya 20-22 aylarda söyleniyor. Bu ayların içerisinde ki kuvvetli olan bu 17. ay, 18. ay Recep ve Şaban ayı. Kıble o gün bugün artık oturdu. Kıblemiz Kâbetullah'tır. Ve Müslümanlar aksi bir yere dönemezler. Döndürmek istemişler. Zaman zaman mezarlara döndürmek, kral kabirlerine döndürmek istemişler. Etmişler yani. Daha yakın tarihte bizde de. Yani bir şair, milli şair, neresi milliyse diyor ki Kabe Arap'ın olsun filan yer bize yeter. Neyse söylemeyelim. Yani orası bize yeter, Kabe Arap'ın olsun. Kabe Arap'ın değil ki Müslümanların. Yani Allah'ın kıble emrettiği yer. Onun için o günden bugüne elhamdülillah yüzümüzü Kabetullah'a dönüyoruz. Allah Kabetullah'ın yönünden bizi ayırmasın inşallah. Tabii ben isterdim bu gece bu aşura, ya neyse biz önümüzdeki derste bunu işleriz. Allah nasip ederse. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah'a emanet olun.